korona ile birlikte çok zor bir dönem yaşadık. Dolayısıyla soru gelsin. Bugünün Türkiye'sine şarkı yazsaydınız nasıl bir şarkı olurdu? Ben sürekli yapıyorum zaten. Ve benim değerlerim kesinlikle bize aittir. Ve yaptığım ülkeme aittir. Dolayısıyla bunu da hep söylüyorum. Ve arayıştayım sürekli. Yapılacak çok çalışma var. Bizim kendi müziğimizin içindeki çok sesliliği araştırmak, yeni sentezlerle bunu yapmak, müziğimizi, enstrümanlarımızı daha da zenginleştirmek, teknik olarak bir dolu değişimlere ihtiyacımız var. Ben bunların ne olduğunu biliyorum. Çünkü çok emek verdim. Şu anda dünya ortamı ile ilgili bir beste yaptım. Şu anki durumuyla ilgili. Onu söylemeyecektim ama mesela etkileniyor insan. Güncelikten etkileniyor, dünyanın bu ortamı. Şu anda dünya ortamında son derece çeşitli senaryolar yazılıyor. Çipler takılacak, insanlar köleleştirilecek. 7-10'da 6 milyar insan yaşıyor dünyada ve bu insanlar eksiltilmeli. Yoksa 2050 yılında 9 milyar olacak, 2070 yılında 12 milyar olacak. Bu dünya yetmez. Dolayısıyla dünya azaltılmalı. Yani insanlar öldürülmeli demek istiyorlar. Böyle düşünenler var. Korkunç bir şey bunlar. Ve bunlara tepki göstermemek mümkün mü? Hı hı. Yani böyle şeyler var. Bundan etkilenmemek de mümkün mü? Tüylerini ayağa kaldırıyor insanın. Nasıl düşünebilirler böyle bir şeyi? Dünyayı tek bir evden yönetmeye kalkmak vesaire. Küresellikte yok, ulusal devletlikte vesaire. Çok yanlış, çok korkunç şeyler konuşuluyor. Ben de dayanamadım. Birkaç cümlesini söyleyeyim size. İsyankar değiliz, asi değiliz. Ekmeğimize bile göz dikenler var. Bu bir hak cinayetidir. Razı değiliz. Yaşama hakkımızı gasp edenler var. Kirli ellerini çek dünyamızdan. Ruhunu paraya satan ey meçhul insan. Maksadın bizleri yok etmek ise asıl sen yok olacaksın bedduamızdan. Ey insanlar, ey dünya. İnsanlık yok oluyor. Sessiz mi kalacağız? Vahşet durmak bilmiyor. Hepimizi yaratan bir Allah aynı Allah değil mi? Kardeşçe birleşelim. Çare bizi bekliyor. Dilimiz, dinimiz ayrı da olsa 30 saniye daha biz biliyorum. Topraktan doğmuşuz. Vicdanımız, aşkımız, duygumuz aynı. İnsanca var olmuşuz. Şimdi devamı daha tamamlamadım. Hepsi söyleyeyim. Bu bir kısmı, bir kuvvesiydi. Devam ediyorum. Ve dayanamadım. Bundan etkilenerek bunları yazma ihtiyacını hissettim. Ben duygu insanıyım. Ben insanım. İnsanın iyi olması için düşünüyorum. Hangi insan olursa olsun Allah yarattı onu. Bu kainatı Allah yarattı. İnsanı Allah yarattı. İnsanın mutlu olmaya hakkı var. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi bir başka...